Dinleyiciler, gecenin konsepti yerli yabancı ikonlar, doğru tercihler onları yüksek puanlara, başarısız canlandırmalar belki de elemeye bir adım daha yaklaştıracak. Puanları almaya devam ediyorlar, performanslar devam ediyor ve gecenin sonunda illaki bir yarışmacımıza vedalaşacağız, yapacak bir şey yok. Yarışmacılarımız açısından bakacak olursak performanslar adına kolay olmadığı gibi aslında tehlikeli bir gece. Bakalım nasıl bir risk almış ve kim olarak karşınıza çıkacak? Sima Şerafettinova, işte benim stilim podyumunda.
Teşekkür ediyoruz. Hoş geldin Sima'cığım. Hoş bulduk. Kim oldun sen? Bugün ben Hande Yener oldum. Hande Yener oldun. Evet. Güzel. Biz bu kılığı görmüştük Hande Yener olarak. Bu kıyafeti biliyoruz, tanıyoruz. Yürü ne diyecek bilmiyorum. Böyle tercih ettin. Gel yarışmacı arkadaşlarına soralım. İlk sezonda bir yarışmacımız aynı klipten yola çıkarak canlandırmıştı. Merhaba. İlk sezonda Ayşegül galiba şey yaptı değil mi? Ayşegül, Ayşegül evet. Ayşegül yapmıştı. Ben çok az izledim. Klip olarak benzemişsin. Saçın aynı, çiçek aynı. Ama buradaki performansı biraz zayıf buldum. Ceren. Yani birebir aynısını yapıyorsak eski performansın bir üstüne çıkmamız gerekiyordu. Ben senin performansında üstüne çıktığın bir anı görmedim izlediğim zaman. Dans olarak hani ayak uyduramadığın playback yerlerinde de çok fazla aynı gitmedi. Kostüm olarak her şey olarak birebir sadece kemerin eksik orada izlediğim kadarıyla. Çiçeğini kırmızı olarak görüyorum burada. Kırmızı çiçek. Şimdi mevsim olmadığı için kırmızı, turuncu aslında o. Turuncu bulamadığım için dediler mevsimi değil. Ben de ayakkabıyla uygun olması için sarı aldım. Ha, anladım. Hazır mısın Sima'cığım? Evet. Geçebilirsin. Sima. Evet. 4 puan verdim. 4 puan Ivana Sert'ten. Şimdi ben notlara yazdım burada. Tabii performans zaten zayıftı. Yani şarkı sinkron olmadı. Yani mimiklerin, dansının çok zayıf buldum. Dansçı arkadaşlar, onlara 5 veriyorum. Hakikaten çok güzel performans yapmışlar. Ama senin üzerinde şu anda eğer birbirine bir şey yapmak istiyorsan sonun kadar benzetmeye çalışma zorundasın. Şimdi Hande Yener'in üzerindeki 2 tane eldiven vardı, taşlı. Çiçekler zaten kırmızı, turuncu, morlar var. Onlar hakikaten çok dikkat çekici bir şey ve sadece bir tane sarı çiçek taktığın olmaz. Bu benzetme olmuyor. Yani perukten evet peruk mavi süper, elbiseni zaten birazcık benziyor ama kemer yok. Jartier çorapla çok yüksek, daha aşağıda inmeli o dandı parça. Durmadı orada, ayağım ince olduğu için. Ama o stylingden bir tane çok önemli bir parça, yani o da yok. Yani çok zayıf buldum kostüm olarak, performans olarak zayıf buldum ama çok fazla kırmak istemedim. 4 verdim. Teşekkürler. Burkan. Yani klibi görmesem Hande diyemeyeceğim. Çünkü bırak hepsini şaşırdım da Hande'nin biraz daha serttir hareketleri. Şimdi performansını beğenmedim. Dansçılar kurtarmaya çalıştı. Diyecektim ki kıyafetinden hadi puan vereyim. En iyi puanı vereyim. Bugün çünkü iyi puan vermek. Size kızdım dedim ya kötü düşük vereceğim. Hayır, aslında amacım o değildi. Ama şöyle bir baktım Hande'nin kıyafetine. Eksik. Çok eksikler var. Demin arkadaşların bunları söyledi. Sen hemen zaten her zaman cevabını verirsin. Hiç durmazsın. Hazır. Hazırsındır maşallah. Ben de çok fazla kırmıyorum. Çünkü kıyafetin çalışmışın, yapmışın. Kemerin olsaydı, kafandaki o renk de olsaydı benden dansçıların hatırına 5'i alırdın ama şimdi düşmüyorum fazla. Üzülme. 4. 4 puan Urkan Erez'den. Teşekkürler. Gülsürella. Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Gözlerim ağrıyor. Ay spagettim gelmiş benim. Kız, ben bu klibi görmeseydim seni sevgili Yıldız Tilbe zannederdim. Vallahi Yıldız'ın sanıyorum böyle bir peruğu vardı. Kızıl mıydı, doğru pembe söylüyorum. Miydi? Vallahi mavi. Mavi vallahi Yıldız Tilbe. Yıldız'cığım. Sevgiler sana buradan. Yıldız. Ben o zannettim kapıdan girince ama baktım ki Hande. Önce şu puanı vereyim canım. 4 puan Nurella'dan. 4 dedim. Hayatım, sen bir tek kıyafetini çok iyi yapmışsın Peru. O klipteki kıza kendini, kıyafetini ve saçını çok iyi, aksesuarlarını benzetmişsin.
Eğer onu da benzetmeseydin benden 2,5 alırdın. Söyleyeyim sana. Ama ben senin de olsaydım Hande Yener'i canlandırmazdım. Kesinlikle Yıldız Tilbe'yi canlandırırdım. Hele benim çok sevdiğim bir şarkısı var, hani ölüyorum ya. Neydi çocuklar, bir şarkı var. Yıldız'ın en sevdiklerimden. Geçmişsin karşıma. Ay böyle bak, prenses falan öyle, gibi. Öyle. Ay bari bir Yıldız'ın bir şeylerini yap, onun kendine has bir tarzı vardır sahnede. Ya herkes bana dedi ki sen Yıldız Tübe'yi yap sence. Sonra dedim yani dinlemediğim için, ben Azerbaycan'da önceden yaşadığım için Hande Yener'in bu şarkısını biliyordum. Ya bu sene popülerdi. İşte onu yapayım dedim. Yani kusura bakma. Bir tek elbisen peruğun falan olmuş. Hiçbir şeyin benzemiyor. Yani burada Hande'yi yapanlar muhteşem yaptılar. Muhteşem o yürümeleri falan. Sen beceremedin, üzgünüm. Hatta üzgünüm küçük bir kelime. Kırığım ve yıkığım. Bu benimki. Benim belalı. Ay ego tavan. Şimdi bir kere Hande Yener, hani bu ülkede çok, hepimizin çok bir Azerbaycan'dan geliyorsun. Tamam ezberlemek zor ama dudağın hiçbir yeri tutmadı. Hani en azından şarkıyı birazcık mimini oturtmuş olsaydın ya da vücut dilini birazcık çözmüş, çok da anlatılır bir Hande Yener aslında. Hani ben daha önceki Hande Yener'leri de izledim programda. Değil mi? Muhteşemdi. Çok güzel olmuştu. Çok özür dilerim ama ben beğenmedim. Puanınızı görelim mi o zaman? Ve acaba ne kadar beğenmediniz? I am sorry. 3 puan Işın Karaca'dan. Teşekkürler. Alkışladılar. Ne olacak görüyor musun? Artık Işın Karaca'yı izleyecek. Ne olur. Ağlatmayalım Sima'yı. Ay şimdi ağlar o, soğan da ağlıyor. Hemen küser. Bir de küsüyor, böyle yapıyor. Zehir olur bütün bana. Program hepimize zehir olur. Kemal. Şimdi ben klibe bakarak konuşmayacağım tabii ki. Tabii ki. Kendi yaptığım bir iş karşımda duruyor. Tepeden tırnağa kendi projem. Her şeyine kendimin karar verdiği bir klip falan. Ben burada bir Hande Yener görmüyorum. Çok spesifik bir mavi peruk, mavi elbise giydin diye Hande Yener mi oldun? Çiçeğin, kulağın arkasında çiçek mi var Hande Yener'in? Ya buraya takamadık onu. Bir tane ben nasıl taktım? Takan nasıl takıyor yani? Elindeki şey yanlış, boynundaki yanlış, belinde kemer olması lazım, çoraplarının aşağıda olması lazım. Hadi birebirini bulman imkansız zaten ama kafandaki çiçek külliyen yanlış. Şarkıda da dediği gibi külliyen yalan diyor ya. Performansına gelmiyorum bile zaten. Teşekkürler. 3 puan Kemal Doğru'dan. Hiç beğenmedim. Teşekkürler. Hazır mısın? Senin yerine alıyorum. Geçmiş olsun. O kadar büyük bir tesadüf ki tüylerim diken diken olmuş. Ben bayıldım. Burada bunun ne işi var? Seni o kaynana çözememiş, ben mi çözeceğim? Geçse de gençlik çağım. Ah boştan.